Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu pek çok şey yapmak istiyor bu açıklamasıyla, aslında çok önemli bu. Daha doğrusu HDP ile birlikte oluşturmak istedikleri seçim kombinasyonunu daha bir legal hale getirmek istiyor bu açıklamalarıyla. Ama seçmen eğilimlerini de dikkate alarak gizledikleri HDP ortaklığını nasıl meşru kılacaklarının bir hesabının planını görüyorum ben burada. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kapatma davası olan HDP'nin aslında kapatılmaması gerektiğinin mesajını da veriyor bir bakıma. Bir bakıma değil, tam anlamıyla öyle. HDP'nin reslerine karşı bir gönül alma operasyonu da yapıyor. Üçüncüsü, dediğim gibi seçim ittifakı kombinasyonunun bir parçası olan HDP'nin bu şekilde bir koalisyon ittifak içinde olmasını sağlayarak onu meşru kılacak bir araç bulmak istiyor ve bu araçta Kürt sorunu olarak nitelendiriliyor. Yani Kürt sorunu diye tanımladığı bir sorun icat ediyor ve bunu araçsallaştırıyor HDP'yi meşrulaştırmak için. Kemal Kılıçdaroğlu'na göre sormak gerekir ki Kürt sorunu Türkiye'de var mıdır? Kürt sorunu diye tanımladığı şey nedir mesela? Ben bunu merak ediyorum. Nedir Kürt sorunu olarak tanımladığı şey? Yani PKK'nın Türkiye'deki varlığı mı? 200'ün altında inen terörist sayısı mı? SİHA'ların ve İHA'ların ve Türk ordusunun PKK'lara yönelik yaptıkları operasyonlardan kaynaklı olarak PKK'ların yaşadığı tırnak içinde mağduriyetler mi Kemal Kılıçdaroğlu'na göre Kürt sorunu, yoksa Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin varlığına Türkiye Cumhuriyeti'nin karşı çıkması mı Kürt sorunu Kemal Kılıçdaroğlu'na göre? Ben bunu çok merak ediyorum örneğin. Üçüncüsü, diyelim ki sevgili Oğuz, HDP ile çözecek varsaydığı Kürt sorunu. Peki nasıl çözecek? HDP ile bir takım görüşmeler yapacak. Peki HDP'nin kendi iradesi var mı? Yani HDP'ye her sorduğun şeyi HDP Kandil'e soracak ya da İmralı'ya soracak. Yani HDP'nin böyle bir iradesi yok. Çünkü eşyanın tabiatına aykırı bu. Yani HDP PKK'nın, Kandil'in siyasal uzantısıdır. Ve bu yüzden de HDP ile görüşme yapmak zaten AK Parti iktidarını geçmişteki çözüm süreci nedeniyle eleştirebilirsiniz. Ama onlar hiç olmazsa sorunun kaynağıyla görüştüler. Yani dolambaçlı bir şekilde görüşmediler. Ama burada kim aslında sorunun kaynağı derken yani Kandil PKK. PKK yani devletin alt düzeydeki ya da resmi istihbarat elemanları PKK ile görüşerek bu süreci yürütmeye çalıştılar. Bu ayrı bir konu. Ama sonuçta doğru olan buydu. Şimdi HDP demek zaten PKK demek. Yani HDP ile görüşmenin anlamı ne? İşte burada asıl mesele Kürt sorununu çözmek değil. Kürt sorunu diye bir bahane icat ederek HDP'yi meşrulaştırmak, yani kapatılmak üzere olan HDP'yi meşrulaştırmak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün bu söylediklerinin arkasında bu hesap var. Yani bu açıklamasının altında biraz önce de dinledik. Geçmişteki PKK ile görüşmeler ve çözüm sürecine atıfta bulunması bence beyhude çaba. Çünkü HDP ile ittifak yapacaksın, bunun bahanesini hazırlıyorsun ve bunu seçmen kitlene yutturmak istiyorsun. Bütün mesele budur. Bütün mesele bu. Ya baktığınız zaman aslında yani ben Demirtaş'ın o hafta içinde yaptığı ilkesiz ittifak istemiyoruz. Buna da bağlayarak değerlendirilmesi daha doğru. Çünkü burada bir anlamda aslında bu gündemimize aldığımız konular o ittifakın ilkeleri gibi. Şimdi burada açılıma bir niyet var. Açılıma, ama elimiz yanmış, dilimiz yanmış. Geçtiğimiz dönemde o işler öyle yürümüyormuş. Ne açılımı? Değil mi? Yani yarım kalan açılım, tamamlanmayan açılım aslında, onu söyleyeyim ben. Yani açılım tamamlandı. Ben devam ettiririm. Mesajını da burada veriyor. Ben bunu devam ettim. Çünkü yerel yönetimlerde özellik şartını getireceğim. Ana dilde eğitimi mutlaka getireceğim. Bu talepleri vardı. Yani nasıl yapacaksınız dedim de böyle yapacak. Bu doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkan beyanlar. Yani burada Avrupa Birliği'nin diyor
yerel yönetimler şartını uygulayacağım. Mutlaka getireceğiz. Özellik diyor. Değil de yerel yönetim şartıdır onun adı. Onu uygulayacağım diyor. Bunu da, ama o bir biçimiyle bir özellik veriyor dediğim evet, doğru. Evet. Ya bunu nasıl savunuyor? Mesela ben ekonomik özellikten bahsettim. Yani işte belediyelerin kendi bütçesi olacak. Kendi harcamalarını yapacaklar. Yani bu aslında süslenmiş. Yani şekere bulanmış. Bölücülük oluyor. Başka yani mesela FETÖ ile KYK'lar konusu var ya, il il dolaşacaklar, ben hepsini tek tek görevini iade edeceğim, gene Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkan ifade. İlkesiz ittifak olmak yerine ilkelerden bir tanesi de bu oluyor mesela. Yani bu konuyu Demirtaş'la Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki karşılıklı al gülüm ver gülüm paslaşmalarda FETÖ'yü bir kenara kesinlikle koymamak lazım. İşte KYK'lar üzerinden yürütülen söylemler, bunu sadece Kemal Kılıçdaroğlu da yapmıyor. Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi hep birazdan işleyeceğiz mesela aynı söylem üzerinde. Bir kadının fotoğrafı üzerinden bu kadın kanser hastası şöyle böyle. Kemal Kılıçdaroğlu bir etkinliğe gidiyor. Ben diyor hepsini tek tek görevini iade edeceğim. Tabii ki diyor teröre bulaşmamış olanlar. Yani bir de kime ve neye göre terör? Terör kabul ettiğin etmediğin evet. için zaten bugün Engin Özkoç'un o bağlantılarında konuşacağız. Terör örgütü kabul ediyor musun? Yani öncelikle önemli olan bu. HDP ya da mesela Mavi Vatan söylemi, evet. Ünal Çeviköz, bunlar evet. o ittifakın ilkeleri oluyor aynı zamanda. HDP devlet dairelerine gidersin ya, bir kayıt yaptırırsın, başvuru memuru vardır. Aslında bir başvuru memurudur. İmzayı amir atar. Yani PKK göre, imza atar. O, bitirir o yani. Ayrımı da neye göre yapıyorsun? Yani İmralı meşru bir organ değil ya. Yani HDP hem İmralı'dan madem meşru bir organ değil ama gidiyor, gitmek istiyor. Şu an gidemiyor ama gitmek istiyor. Yoğun gayretleri var. Bir yandan Kandil'e gidiyor. PKK yöneticileriyle bir araya geliyor ama HDP'yi meşru bir organ kabul etmek. Yani HDP'nin de masaya oturma şartları var. Siz HDP ile masaya oturduğunuz anda örneğin sınır ötesi operasyonlarınızı bitirmeniz lazım. Siz yarın Garay'ı vurduğunuzda HDP diyecek ki bakın biz çözüm bulmaya çalışıyoruz, bir durun. Mesela güvenlikçi politikalar tırnak içinde söyledikleri şeyleri terk etmeniz lazım. Evet. HDP'nin diliyle sizin işte katliamlarınıza son vermeniz lazım. Onların diliyle.